bazı illerde HDP ile Saadet Partisi birleşti. Ne düşünüyorsun abi? Saadet Partisi'nin kökeninden gelen biri olarak babam da veriyordu. Ben bir Kürt vatandaş olarak konuşuyorum şu anda. Çok üzülüyorum. Bilgili bir başkan koydular dediler ama Sivas olaylarında da adam yapacağını yapmadı mı? Yani bunların parmağı Sincan'daki olayları da Refah Partisi'nin şeyi hocayı düşürdüklerini biz unutmadık. Unutmayacağız. Hiçbir zaman unutmayacağız. Hemşerim bakın paramız yoktu gelip de vergimizi ödemeye. Şimdi cebimiz dolu para gelip vergimizi ödeyeceğiz. Ama şunu söyleyeyim sana. Memleketin çok çabuk unutan nankör Kürt kardeşlerime söylüyorum. Burada ben geçen Kas Karzman'daydım. Ziraat Bankası'nın önünde 5 tane ATM vardı. 5 tane ATM adam buza parasını, inek parasını, toprak parasını alıyor. Sizin gözünüzde dizinizde dursun. Ama gerçekten çok üzülüyorum. İçimde ağlamak geliyor. Çünkü Kürt milleti bu memlekete çok çekti. Zaten Refah Partisi'nin kökeninde kim vardı? Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ben Refah Partisi'ni onlar Refah Partisi olarak kabul etmiyorum. Refah Partisi'ni Saadet diyorum Partisi. Ama Saadet Partisi'ni, onların devamını. Ama biz saadetçiyiz. Biz ülkücüyüz. Biz insanız. Ama Kürt'üm. Bunu unutmayın. Hiçbir zaman bu memlekette Müslüman Kürtler olduğu sürece yıkılmaz Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Geçen gün Taksim'deki olayı ben oturdum ağladım. Biz Müslümanız. Ama siz ne yaparsanız yapın. Biz hiçbir şekilde davamıza vazgeçmeyeceğiz. Bunlar satılmış köpeklerdir. Bizi yıkamazlar. Bizi asla yıkamazlar. Biz Türk, Türk milleti olarak bir beraber olduğumuz sürece burada 15 Temmuz'da biz bunu kanıtladık. Bunu bir devamı olarak yani Çanakkale'nin zaferinde sonraki devamı Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Peygamber'in aşkıyla asla biz yıkılmayacağız. Bayrağımız inmeyecek Allah'ın izniyle. Ben tekrar söylüyorum, kanım bu toprağa kurban olsun. 90'lı yıllarda biliyorsunuz Kürtler ezildi. Evet, kimin tarafından ezildi? CHP tarafından ezildi. Ben şahsen birçok şeye, konuya vakıf oldum. Bizim doğuya gelirlerdi, bize karne verirler, bize arpa verirlerdi, buğday veriyorlardı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan, sosyal demokrat ülkenin şartlarını yerine getiriyor diye sen niye veriyorsun? İşte ismini ne koyuyorsalar, siz artık anlayabiliyorsunuz. Burada ben söylemekten ar ediyorum, utanıyorum. Ey Kürt kardeşlerim, bunlara inanmayın. Çünkü bunlar Kürtlerin düşmanıdır. HDP, CHP'nin kuyruğu olmuş. CHP 1990'larda, çok iyi biliyorum 93'lerde, vurulan, şehit olan polisler olsun, asker olsun. İnanın hiçbiri üzülmüyordu. İşlerine geldiği gibi şapkasını alıp giderlerdi. Soyar soğana çevirirlerdi, bizi de öldürürlerdi, giderlerdi. Şimdi bu adam Cumhurbaşkanı, bu memleketin Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki benim Kürt kardeşlerim, bu benim için gurur vericidir. Ben buna çok mutlu oluyorum. Ben arkasındayım sonuna kadar, kanımla, canımla, çocuğumla arkasındayım. Şimdi Erdoğan için ırkçılık yapıyor diyorlar. Doğrudur, ırkçılık yapıyor. Nasıl ırkçılık yapıyor? Türkiye'yi savunduğu için ırkçılık yapıyor. Doğrudur, ben katılıyorum ona. Ve arkasındayım. Avrupa'ya satmadığı için, dik durduğu için. Biz Ecevit'i görüyorduk. Ecevit gidip şöyle, efendim verir misiniz birkaç kuruş, ben şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım. Ama şimdi gidip de Amerika'nın başkanının yanında ayak ayağı üstüne attığı zaman bunların işine gelmez kardeşim. Bunlar köle sisteminden kalan gerici kafa. Bunlar geri zekalılardır. Ben Kılıçdaroğlu'na burada söylüyorum. Ya Kılıçdaroğlu arkadaş, ya sen şaka mısın ya? Bırak git kardeşim. Senin dün dediği bir günü tutmuyor. İnan tutmuyor. Ben üzülüyorum. CHP'nin bu memlekete muhalefetin güçlü bir muhalefet olmak demektir. Demek güçlü bir hükümet demek. Davamızda vazgeçmeyeceğiz. Biz olduğumuz sürece son kanımızın son damlasına kadar Türkiye Cumhuriyeti bizim. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak. Kim diyor Kürtleri eziyor? Ya Kürtleri eziyorsa Kürt kardeşim diyen adam Kürtleri ezer mi? Niye ezsin ki Cumhurbaşkanı?
Yani herkese kapısı açıktır. Herkes gidip konuşabiliyor. Herkese güler. Bakın ben şu suratına bakıyorum, Kürtleri görüyorum. Şurada bakıyorum, Alevi görüyorum. Şurada bakıyorum, yanında gördüğüm zaman Hazreti Peygamber Aleyhisselam Salatü Aleyhi ve Sellem'in ağzındaki La İlahe illallah diyen adamın ben peşinde gidiyorsam, evet arkadaşım, eğer ırkçı ise, Türkiye'yi savunuyorsa ben de ırkçıyım. Cumhurbaşkanı kimsenin hattına düşmemiş. Laf söylemeye kimsenin hatırına düşmemiş. Arkasındayız. Bizim babamızdır, bizim büyüğümüzdür. Necmettin Erbakan mezarından kalksa Saadet Partililere ne derdi? Yazık, yazık, yazık derdi. Necmettin Erbakan'ın arkasına giden insanların ne kadar dürüst, ne kadar namuslu, ne kadar ülkücü olduklarını ben görüyordum. Zaten biliyordum. Ben peşinde de gidiyordum. Ama şu anda kalkıp da sadece suratlarına tükürür. Başka bir şey değil. HDP. HDP kimdir? Kandil'in taşronluğunu yapıyor. Ya arkadaşım gel. Ey HDP. Gel kardeşim. K'deki p***a bir silahlı örgüttür. Evet. Ben de bir Kürt olarak Kurmancım, Eskurmancım İstanbul'un göbeğinde konuşuyorum. Ben de bir Kürt olarak senin yanındayım, oyumu sana vereceğim. Ama sen namertlik yapıyorsun. Sen p***nin kuyruğuna takılmış ya p***nin sözcüsü p***nin taşronluğunu yapıyorsun. Yazıktır, günahtır ve meclistesin. Ayağınızı denk alın, çok ayıptır kardeşim. Bir Kürt olarak mecliste aynı milletvekillerle, aynı şeylerle hareket ediyorsun, aynı maaşı alıyorsunuz. Yazıktır, günahtır ya. Ya yapmayın bunu. Geçen gün polisin kolunu ısırdı bir vekil. Evet, zaten daha önce CHP'nin de, CHP Eren Erdem, ben onun için bir paylaşım yaptım. Eren Erdem de ısırdı. Gel baba sen de gel. Yani o da ısırdı. Neden ısırdı? Bunlar köpektir. Bunlar diyor ki siz de bizim gibi olacaksınız. Eğer ki Recep Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu gibi hareket etmiş olsaydı, dün dediği bir günü tutmasaydı, eminim ki onlar da gurur duyacaklardı. Diyecekler ki bizim böyle bir liderimiz vardır. Yazıktır. Ben üzülüyorum, şahsen üzülüyorum çünkü bakın Allah'ıma şükürler olsun ki ben Türk'üm. Allah'ıma şükürler olsun ki ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Şimdi bunlar böyle demiyorlar. Benim önümde bayrak vardı, bayrak. Ben arabamı sattım, Kazman'a gittim. Çocuk dedi ki Erzurum'u geçince dedi ki abi şu bayrağı çıkarır mısınız? Ben buna üzüldüm. Ya arabanın içine PKK bize kurşun sıkacakmış. Biz korkacaksak korkmayalım kardeşim. Ölümde korkacağız. Bir gün ölmeyecek miyiz? O gün bugün olsun. Bu Müslüman Kürtler olduğu sürece, Müslüman Kürtler olduğu sürece Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti böyle kenetlenecek. Onlar da yavaş yavaş tükenip gidecekler inşallah. Peki Kürtler zulüm gördü. CHP ile niye birleşiyorlar? CHP ile niye birleşiyorlar? Zaten hedef Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunların amacı Türkiye'nin kurtuluşu, Türkiye'nin refahı, Türkiye iyi bir düzeye geleceğini asla bunlar düşünemezler, istemezler, yapmazlar. Bunlar gelecekler, ceplerini dolduracak. Ben Ecevit'le gözümü açtım, Demirel'le gözümü açtım. Açtım bunlarla. Rahmetli Türkeş'e bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Onu da işte bir ırkçılıktır, işte bilmem ne vurucu, kırıcı, işte polislerle işbirliği. Kardeşim, biz hep beraber bir olduğumuz sürece biz Suriye olmayacağız, biz İran olmayacağız, Irak olmayacağız, biz Libya olmayacağız, biz Türk'üz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan hiçbir zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasına biz dönmeyeceğiz. İnşallah. İnşallah. İnşallah abi. Çok teşekkür ederim. Peki, sağ olasın. Son olarak FETÖ'ye bir şeyler söyle, kapatalım. Benim zaten bu söylediklerim hepsinin FETÖ bunlarla anlaştı. Hepsi bunlarla işbirliği yaptı. Çıksın birileri, çıksın desin kardeşim. Ya ben bir köpeğin peşinde gidiyormuşum. Adam Kur'an'ı bir tarafa attı. Müslümanım diyorsun. Adam Kur'an'ı bir tarafa attı. Seni Türkiye'yi peri perişan etti. Türkiye'ye darbe yaptı. Adam 60'lı yıllarda çıkmış. Bugüne kadar yapmış olduğu ya hareket bunlar görmüyor mu? Bunlar kör müdür? Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapan bir insanı halen birileri buna köpek diyemiyorsa ben zaten onun köpeğidir. Kontrollü darbe dediler. Kontrollü darbeni zaten söyleyecekler Allah aşkına ya. Ya Kılıçdaroğlu yaparsa derim ki ya bu kontrollü darbedir çünkü gözü Cumhurbaşkanlığındadır. Kontrollü darbe bunu söyleyenler bakın hırsız dediler. Kimin parasıydı? O paranın davasını şu anda o kutu koydukları paraları koydukları polisler karakolda o paraları aldılar. Onun davasında da içeri girdiler. Bunlar sahtekarlıktan yani. Biz enayi değiliz. Eskide sadece TRT1 vardı. Kontrollü darbe dedikleri şey doğru söylüyorsun. Havaalanında nasıl kontrollü çıktığını biz gördük. Recep Tayyip Erdoğan
her şeyi göze aldı. Nerede ölüm, kurşun, nerede varsa adam Marmaris'te çıktı, İstanbul'a indi. Hiçbir şeyi gözü korkutmaz. Benim liderim bir tanedir. Benim liderim aslında bir tane değildir. Recep'tir, Tayyip'tir, Erdoğan'dır. Allah başımızda eksik etmesin. Bazıları diyor ki, siz şimdi konuşuyorsunuz, bir Kürtsünüz. Bu diyor, evet, gerçek Kürt olamaz. Eskurmancım, az karşı kazmanı, asar çavimi, az karşı kazmanı kirsi mi? Bilen bilenler, karşı kazmanı kirsi. Ama şunu söyleyeyim, ben arkadaşım, ben Kürt'üm, arkadaşım Türk'tür veya Laz'dır veya fark Çerkez'dir, etmez. Hiç fark etmez. Biz bu memlekette aynı toprakta yaşıyorsak biz biriz. Bakın şunlar arkadaşlar yabancıdır. Bakın Özbek'tir, Tatar'dır. Bunlar da burada yaşıyorsa onlar da bizim kardeşlerimizdir. Bu memlekette 72 millet yaşıyor. Buçuk da siz hastalıksınız. 72 millet yaşıyor. Buçuk da siz. Hainler sizlersiniz. Rahatsızsınız ha? Evet.